Selam dostlar, Alemin En Değişik kanalı Değişik Yollarda hoş geldiniz. Ben bugün Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deyim ve bugün size yakın tarihin en karanlık yerlerinden birine, en karanlık hikayelerinden birini anlatmaya geldim. Şu an arkamda gördüğünüz bu yaklaşık 8-10 metre yüksekliğindeki binanın içi tamamen insan kafatası dolu desem. Ve bu insan kafataslarının cinsiyet, din, dil, ırk, yaş fark etmez sizin hepsinin işkenceyle öldürüldüğünü söylesem. Evet, bugün Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de bulunan ölüm tarlalarını gezeceğiz. Tarlayı gezdikten sonra da şehir merkezindeki Soykırım Müzesi'ne götürmek istiyorum. Asya'yı gezdikçe, özellikle Güney Asya'yı gezdikçe buradaki hakim güçlerin ne kadar büyük katliamlar yaptığına şahit olmak çok üzücü bir duygu. O yüzden ben bunu size de göstermek istiyorum. Ve anladığım ve bildiğim kadarıyla size de anlatmak istiyorum. Hadi gelin bakalım şimdi burada neler olmuş, ne tür çatışmalar yaşanmış, nasıl işkenceler yaşanmış. Hadi görelim. Kamboçya'nın tarihini, daha doğrusu özellikle Güney Asya'nın tarihini iyi bilmenizi istiyorum. Çünkü ben burada gezdikçe, burada gördükçe, inanır mısınız, şu Myanmar, Tayland, Kamboçya, Laos ve Vietnam beşgeninde ölen insanların haddi hesabı yok. 10 milyonlarca insan ölmüş ve bunların ölmesinin sebebi şu: buradaki insanların kendi aralarındaki problemler değil, hakim güçlerin, yani o zamanki Doğu bloğu ve Batı bloğunun, yani komünizm ve emperyalizmin burada dünyayı ele geçirme çabası yüzünden 10 milyonlarca insan bu coğrafyada ölmüş. Burada ne kahramanlık hikayeleri var, burada ne eziyetler var, burada ne işkenceler var. Gezdikçe, gördükçe ben bunları size de anlatmaya karar verdim. Evet, dünyanın, gezmenin güzel yanları da var ama maalesef böyle şeylere şahit olup bunları öğrenip size de aktarmak istiyorum. En az izlenen videolarım bu oluyor ama benim için en çok sevdiğim, en çok içerik üretmek istediğim konu bu. Şimdi size Kamboçya'daki olayları anlatmak istiyorum. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Ben şimdi olayları anlatmaya başlıyorum. Öncelikle Güney Asya'nın şanssız tarihinden bahsetmek istiyorum. Fransızlar, İngilizler, ABD, Çin ve Sovyetler Birliği son 150 yıl boyunca burada hakim güç olma çabası uğruna onlarca devleti birbirleriyle çatıştırmış. Milletleri ikiye bölmüş. Bunu Güney Kore'de gördük, bunu Myanmar'da gördük. Vietnam'ı ikiye bölmüşler, kuzey ve güney diye onlarca yıl savaştırmışlar. 30 yıl boyunca ülkede katliam yapmışlar. Bunu Tayland'da, bunu Kamboçya'da, bunu Laos'ta gördük. Laos'ta tam 10 sene boyunca o kadar çok bomba atılmış ki, atılan bombaları hesap ettiğiniz zaman her 9 dakikada bir uçak kalkıp Laos'un üstüne bomba atmış. Ve Laos hiçbir zaman bu savaşların hiçbirinde yer almamış. Ama ülke topraklarının 1/3'ü verimsiz hale gelmiş. Şu an hala topraklarında bombalar patlıyor. İnsanlar, suçsuz insanlar bugün hala orada ölüyor. Çocuklar evlerinin bahçesinde oynarken hala mayına basıp ölüyorlar. Ve Laos hayatı boyunca hiçbir zaman savaşa katılmamış. Kamboçya da aslında öyle. Kamboçya'yı 1850'li yıllarda Fransa işgal ediyor. Yani burayı sömürge devleti haline getiriyor. 1953 yılına kadar burada sömürü faaliyetlerini yürütüyor. Adamlar o kadar şanssız ki bir yandan Fransızlarla uğraşırken bir yandan da 1940'larda Güney Asya'da Japon istilası başlıyor ve Japon İmparatorluğu'na karşı da bir mücadele vermeleri gerekiyor. Ve adamlar bir yandan da Japonlarla savaşıyor. 1953'te tam Fransız sömürgesinden kurtulduk, artık rahata erdik diyor. 1953 yılında Kral Sihanouk devletin başına geliyor ve 15 yıl boyunca ülkeyi çok güzel şekilde yönetiyor ve halk huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyor. Ama tam bu sırada kapitalist ABD Vietnam'a durduk yere savaş açıyor. Ve Vietnam Savaşı sırasında 1969 yılında Vietnamlı gerillalar Amerikan bombardımanından kaçmak için Kamboçya sınırları içerisine giriyor ve 1969 yılından 1973 yılına kadar Kamboçya sınırları içerisinde yer alıyor. ABD'de de bu fırsat deyip Kamboçya'ya giriyor. Kamboçya'yı ağır bir bombardımana tutuyor ve Kamboçya yönetimini Vietnamlı gerillaları desteklediğini düşünerek içeriden bir darbe planı yapıyor ve Kamboçya hükümetini düşürüyor. Yani ABD gelip burada elini sokuyor ve burada bir darbe planı yapıyor. Aynı günümüzde olduğu gibi Kamboçya'nın hükümetini düşürüyor ve bir darbe hükümeti işin içine giriyor. Tam bu sırada işte olaylar burada değişmeye başlıyor. Kamboçya'nın zaten bu kadar şanssızlığı varken daha karanlık bir tarih ortaya çıkıyor. Pol Pot isimli varlıklı bir ailenin oğlu var. Bu adam zamanında Fransa'ya gidip eğitim almış, öğretmen olmuş ve tam bu olayların olduğu sırada, yani 1970'li yıllarda içeride bir kalkışma gerçekleştiği sırada askerler tarafından bu adam ülkesine dönüyor. Bu adam bir kere Mao taraftarı. Bir ara Çin'e gidip Mao'dan eğitim alıyor ve burada Fransa'da ve burada aldığı eğitimlerden sonra dünya görüşü tamamen değişiyor ve insanların
tek tip insan olmasına karar veriyor. Kimsenin okuma yazma bilmemesini düşünüyor. Herkesin sadece tarımla uğraşmasını, bir ülkenin, bir milletin kalkınmasının sadece tarıma bağlı olduğunu düşünüyor. Kimse okumasın, kimse doktor olmasın, kimse mühendis olmasın. Böyle faşist bir kafaya bürünüyor. Bütün şehir merkezlerine askeri tankları yolluyor. Bütün şehir merkezlerine asker yığını yapıyor ve şöyle bir duyuru yapıyor. Bütün şehirleri boşaltın, herkes çeltik tarlalarına gitsin. ABD burayı bombalayabilir. Şehri ilk boşaltmasının sebebi, halka ilk bunu söylemesinin sebebi ABD'nin burayı bombalamayı düşündüğünü söylemesi. Buna rağmen bazı insanlar ölmeye göz alıp buradan ayrılmak istemediklerini söylediğinde işin o zaman işte gerçek boyut ortaya çıkıyor. Pol Pot doktrinlerini sıralamaya başlıyor. Kimse okuma yazma öğrenmeyecek. Kimse hiçbir inanca sahip olmayacak. Kimse hiçbir siyasi görüş bildiremeyecek. Kimse benim söylediklerimden dışarı çıkamayacak. Hiç kimse başka bir iş yapmayacak. Tek yapmanız gereken iş köylere gidip sadece üretmek. Tarım. Adamın aklında başka hiçbir şey yok. Sadece tarıma dayalı bir dünya kurma ideolojisi geliştirmiş kendi kendine ve bunu kendine haklı görüp doktor, mühendis, teknisyen, ne kadar insan varsa herkesi bu adam toplama kamplarına topluyor. Yani bütün halkı önce köylere zorla göç ettiriyor, şehirler bomboş oluyor ve herkesi toplamaya başlıyor. Kiminin gözlüğü vardı, kiminin okuma yazması biliyor olduğu için, kimi İngilizce bildiği için, kimisinin kolunda saat olduğu için, kimisi aklı başında göründüğü için, kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi bir keman çaldığı için öldürülmeye başlanıyor. Ve şu an içinde bulunduğumuz ölüm kamplarına getiriliyor. Yani şurası normalde bir tarla. İnsanlar buraya zorla çalıştırılmak için getirilmiş ama burada şu an sadece soykırım yapılmış. Adamın gözlüğü var diye öldürülmüş. Adam namaz kılıyor diye öldürülmüş. Adam Budist diye öldürülmüş. Birçok sebepten burada insanlar öldürülmüş. Yani anlaşılması mümkün olmayan bir düşünce. Düşünsenize. Şimdi şu görmüş olduğunuz ağaç, ben bu ağacın yanında konuşuyorum. Bu adam ülkeye geldiğinde ülkede 7 milyon insan yaşıyor. Ve bu adam ülkeden kaçarken ülkede maalesef sadece 3-3,5 milyon insan kalıyor. Adam 2 milyondan fazla insanı katlediyor. Ve bunu normal yollarla, yani barutla, silahla yapmaya kalkacak olsa ekonomik durumları buna el vermeyeceği için şu arkamda görmüş olduğunuz ağaçlar gibi ağaçlara çivileri çakıp çocukları, özellikle bu ağaçlarda çocukları kollarından ayaklarından tutup ağaca çarparak öldürüyorlar. Bunun nedeni de ne? Çocukların günahı ne? Çünkü çocukların günahı şu, ailelerini öldürdükleri için çocukların ileride ondan intikam alacağını düşünüyor ve o intikam alacak duygularının içerilerinde barındırdıkları için onları çocukken daha eziyet ederek öldürüyor. Sen yarın beni nasıl olur da öldürmeyi düşünüyorsun diye bugünden eziyet ederek öldürmüş. Bu Fransız yetiştirmesi Mao'cu Pol Pot ülkede akla hayale gelmeyecek şekilde işkenceler yapmış. Yani sayısız insan öldürmüş. Şu an bulunduğumuz yer aslında bir toplama kampı. Yani bir ölüm kampı. Burada bunun gibi belki 20 bine yakın toplama kampı var. Bunun gibi 20 bin tane yerde çeşitli türlü işkencelerle insanları öldürmüş. Yaş, din, dil, ırk düşünmemiş. Kendi halkı, kendi fikri hiçbir şey düşünmemiş. Öğretmenleri bile öldürmüş. Kendisi öğretmen olduğu halde ülkede aydın olan insanları da öldürmüş. Sanatçıları da öldürmüş. Yani akıl alır gibi değil. Ben anlayamıyorum ve şu an size çok hüzünlü bir yere götüreceğim. Şu an burası bir anıt gibi düşünün. Evet, bunlar burada katledilmiş. İnsanların kafa tasları. Kırmızılı renkler, erkek mavili renklerde kadın kafa tasları. Dediğim gibi ülkede barut kullanılmadığı için insanları olabildiğince ilkel yöntemlerle öldürmeye çalışmışlar. Demir çubuk gibi. İnsanları ölüm kamplarında göz altında tutabilmek için bu prangalara vurup aylarca bu prangalardan çıkartmamışlar. Yani şu gördüğünüz 1 metrelik yerde aynı anda 3 kişiyi prangaya vurmuşlar. Bakın şurada daha iyi anlaşılan bir resim var. İnsanlar yemek ihtiyaçlarını, tuvalet ihtiyaçlarını hepsini olduğu yere yapılmış. Ve bu yüzden onlarca hastalık türemiş ve insanlar zaten işkenceden önce hastalıklardan ölürmüş. Size diğer işkence aletlerini de göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz küçük palayla insanların kulaklarını doğruyorlarmış. Büyük palayla da insanların kafa taslarını parçalayıp daha sonra şu gördüğünüz
dikenli demirlerle de insanların beynini deliyorlarmış. Ellerinde buna sahip olmayan, yani demir alete, yani hiç ilkel bir alete sahip olmayan insanlar ise şunu yapıyor. Gördüğünüz şu sopalarla insan beynine, yani şakana vurarak insanları öldürüyor. Nasıl bir acımasızlık, nasıl bir kansızlık. İnsan kendi vatandaşını düşünsene de, daha belki 10 gün önce, bir ay önce komşusu olan insanı bu şekilde insan nasıl öldürebilir? Bu nasıl bir kandırılmadır? Yani akıl alacak gibi değil. Burada gördükleriniz kıyafetler de maalesef burada ölen insanların üzerinden çıkartılan kıyafetler. Çoğu kafatası yarım, çoğu kafatası tamamlanamamış, parçalanmış, bulunamamış. Size çok acı bir görüntü göstermek istiyorum. İnsanların ellerini ve ayaklarını şu gördüğünüz kablolarla bağlayıp diri diri toprağa gömmüşler. İnsanların o elleri ve kolları bağlandıktan sonra atıldığı kuyuları göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz, yani 20 metrekare alanda tam 450 tane ceset var. Ve oradaki, düşünsene ya, tekrar ediyorum ama o 450 insanın öldürülme sebebi gözünde gözlük olması, yani kolunda saat olması, öğretmen olması ya da hiçbir şey değilse bile annesi babası öldürüldüğü için orada bir çocuk olman bile senin öldürülme sebebi. Ne kadar, yani kabul edilemez bir durum ya. Bir milleti kendi ırkına, kendi kendine nasıl böyle düşman edilebilir? Akıl hayal almıyor. Şimdi sizi birkaç yere daha götürmek istiyorum. Bu gördüğünüz de maalesef çocukların toplu mezarlarından çıkaran çocuk kıyafetleri. Yani okuduğum kadarıyla hala şuralarda toprağa eşlediğiniz zaman, hala bir yerleri kazdığınız zaman çocuk kıyafetleri, insan cesetleri, yani kalıntıları, kemikleri çıkıyormuş. Sadece bu bulunduğum yerde 120 bin insan öldürülmüş. Evet, burası çocuk mezarlığı. Burası da alet edevat bulamadıkları zaman çocukları çarpa çarpa vura vura öldürdükleri ağaç. Evet, çocukları kollarından, ayaklarından tutup bu ağacı çarpıp öldürüp ondan sonra gelip buradaki kuyulara atıyormuş. Çocuklar için herkes buraya bir bileklik bırakmış. Ben de kendi yaptığım bilekliklerden buraya getirdim. Şimdi bunu buraya bırakacağım. Ve anlamadığım, algılayamadığım bir şey var. Şu an bulunduğum ülkeleri en çok gezenler kimler biliyor musunuz? Fransızlar, İngilizler ve ABD'liler ve Çinliler. Yani burada bu kadar büyük kıyma ve katliamı tarihinde sebep olan devletin milletleri. Acaba burada gezerken ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar? Acaba şunu diyor mu ya, benim dedem de buraya geldi, bir insanı öldürdü. Belki şu kemik darbesi benim dedemin yüzünden kırıldı. Acaba bunu diyorlar mı ya? Çok merak ediyorum, ne hissediyorlar bu insanlar? Yani şurada hala, yani bunlar da dediğim gibi sağdan soldan daha sonra çıkartılan kemikler, buraya çıkarıp koymuşlar. Gelişi güzel yine. Şu kablolar da dediğim gibi insanların kollarına bağlayıp ölüme terk ettikleri kablolar. Şimdi şehir merkezine geri döneceğiz. Ve orada geçmişinde okul olan, daha sonra aydınları hapsetmek ve işkence yapmak için kullanılmış. Şimdi de müze olan bir yere götüreceğim. Eğer konu hala sizin ilginizi çektiyse ve merak ediyorsanız bir de gelip müzeyi benimle görmenizi isterim. Şimdi müzeye doğru yol alıyorum. Dediğim gibi burası önce okul, sonra katliam merkezi, yani bir hapishane. Daha sonrasında günümüzde müze olmuş. Şu an bulunduğum müzenin adı bu. Buradan görebilirsiniz. Biraz sonra size bu resimlerin olduğu yeri de göstereceğim. Bu gördüğünüz odalar da tek kişilik. Burada daha şüpheli insanları işkenceye maruz bırakmışlar. Gördüğünüz bu tel yatağın üstünde, yani belki bilenleriniz vardır, divan diyorduk biz buna köyde. Bunların üstünde aylarca yatmaya mahkum bırakılmış. Ve insanlar buradan hiçbir şekilde kımıldayamıyor. Yani sürekli ayağı prangalı. Tuvalet ihtiyacını bu kutulara gideriyorlar. Ve bu kutularla birlikte yan yana yatıyorlar. Kamera ne kadar alıyor bilmiyorum ama şuna bakar mısınız ya, insanlar aylarca bunun bilekleri buna bağlı olarak yaşamışlar. Ayakları iltihap kapmış, şişmiş ve bakın burada ayaklarını görebiliyorsunuz şu an parlıyor ama hep zaten bütün resimlerde böyle insanların ayakları paramparça. Şuraya bakın. Bilek kısmı gözükmüyor. Ve maalesef bu insan kafasından aldığı darbeyle öldürülmüş. Şimdi diğer odalara geçelim. Evet, tuvalet ihtiyaçlarını yaptıkları kutu bu.
altındaki hazneyi çekip içindeki pisliği belki de ayda bir boşaltıyorlarmış. İşte bu da ayaklarına vurdukları pranga. Burada adamın kafasını sansürlemişler. Şu an kafası yok maalesef, kafasını aldı darbeyle ölmüş. Bu da yine tek kişilik sorgu odalarından birisi. Yani şu divanın şu hale gelmesi için, yani buradaki bir insan aklı dengesini yitirmiş olup buradan günlerce, saatlerce, aylarca hiç kımıldamadan aynı yere oturuyor olması lazım ki burası bu hale gelsin. Burada sorgulayan insan var. Maalesef burada da ayağında prangayla öldürülmüş, daha öncesinde burada kalan insanın cesedinin fotoğrafı var. Ürperdici şeyler. Yani korku filmi gibi bir yerdeyim. İnanmazsınız şu an ben yani neler yaşadığımı çok iyi aktaramıyorum belki şu an. Yani çocuklarla ilgili olan kısımlara özellikle çok üzüldüm ben. Yani o yüzden çok video toparlayamıyorum, kusura bakmayın. Zaten biraz sonra bitiririz. Ve burada da rütbesine göre, yani ülkedeki verilen öneme göre de sınıflandırmışlar. Bu gördüğünüz sınıf şu an 60-70 kişi alıyormuş. Ve burada enteresan bir olay var. Buradaki herkes elit ama sınıf olarak biraz daha alt tabaka olduğu için herkesi burada toplu bir şekilde yaşamaya mecbur etmişler. İşkence öncesi burada hayatta kalmak için insanlar çırpınıyormuş. Burayı size şöyle anlatayım. Şu duvarın şu köşesinden şuraya kadar, yani bu başa kadar bir demir gerildiğini düşünün. Demir olduğunu düşünün. Ve bu demirde de belirli aralıklarla kelepçeler var. İnsanlar ayaklarından bu kelepçelere bağlı. Yani düşünün ki sadece şu sırada belki 20 kişi aynı anda yaşıyor ve buradan bu sıralarca devam ediyor. Yani bu sıralarca devam ediyor. Belki burada dediğim gibi 60-70 tane insan yaşıyor. Burası öncesinde bir sınıf, yani bir okul. Belki şu karşımızda kara tahta vardı. Belki 45 sene önce, 50 sene önce burada ufak çocuklar eğitim görüyordu. Sadece 3-5 sene sonrasında, yani 70-75'lerde belki o çocuklar burada daha sonra tekrar getirilip işkence görmeye başladı. Yani inanılmaz bir yıkım, inanılmaz bir psikoloji var burada. Ve şöyle bir şey, burada hijyen denen bir kavram tabii ki yok. İnsanlar burada kelepçeyle hiçbir şekilde çözülmüyorlar. Herkes aynı anda burada yemek yiyor ve herkes aynı anda burada tuvalet ihtiyacını gidermek zorunda. Ve buradaki hastalıklar çok fazla. İnsanlar da işkence sırası gelmeden burada hastalıklardan ölüyor. Belki haftada bir, 10 günde bir buradan tazikli suyla insanlar yıkanmaya, o pislikle şu deliklerden dışarı atılmaya çalışılmış ama fayda etmemiş. İnsanlar hastalıktan ölmeye devam etmiş. Birçok işkence görüntüsü vardı. Yani hepsini yayınlayamıyorum tabii ki. İşte bu onlardan birisi. Burada insanlar ayakları yukarı, kafaları aşağı gelecek şekilde bayılana kadar ters şekilde asılıyor. Daha sonra ayıltmak için de bu kuyuların içerisindeki affedersiniz kendi yukarıda topladıkları dışkılarını buraya boşaltıyorlar ve insanların kafalarını dışkılarına sokup ayılmasını sağlıyorlar ve tekrardan bunu yapıyorlar. Bu bütün katliama sebep olan Kızıl Kımer lider Pol Pot'un kıyafeti buymuş. Bu da normal yerel halktan, öldürülen çocuklardan üstünden alınan kıyafetler. İnsanlar tarlalarda tek tip beslenmeye zorlandıkları için zaten kimisi de tarlalarda çalışırken ölmüş. Bu da tarlada yemek hazırladıkları tencere kabı. Bu okulun giriş katında bulunan bir müze. Burada bulunan fotoğrafları sergiliyorlar. Yani şu kısmı çok göstermek istemiyorum. Maalesef işkence görüntüleriyle dolu. Belki bunu yani küçük kardeşlerim de izleyecek. O yüzden yani şurayı size göstermek istemiyorum. Ben bu tarz şeyleri kaldırabilen ama benim bile kaldıramadığım resimler vardı orada. Bu hapishanenin işkence dönemine ait fotoğraflar. Gördüğünüz gibi normalde okul olan bu pencerelerin her yeri terlerle donatılmış durumda. Genç, yaşlı, çocuk, birçok insanın resmi var burada. Öldürdükten sonra herhalde koridorda yatıp bekleyen bir adamın resmi. En fazla 15 yaşında. Yani şu an buradaki yani yapılan olayı tam bilmiyorum ama hoş bir şey olmadı kesin.
Maalesef burada da toplu mezarlardan fotoğraflar var. Kafa tasları ayrı yere gömülmüş, vücutları ayrı yere gömülmüş. Yani durumu tahmin etmek zor değil maalesef. ...1975-1979 yılları arasında Khmer Kızıl Lider Ponpor tarafından, ismi yanlış telaffuz edebiliyorum, çok takılmayın. Bu adam önce Fransa'da eğitim alıyor, öğretmen alıyor, Fransızlar bunun beynini güzel yıkıyor. Ondan sonra ülkesine dönüyor, komünist bir parti içerisinde faaliyet vermeye başlıyor. Sonra Mao'dan etkilenip Çin'e gidiyor ve Mao'nun yanında tarımsal faaliyetler üzerine eğitim alıyor. Yani tarım bir ülkenin kalkınması için tek kaynak, başka hiçbir şey düşünülemez doktrinlerini kendine yediriyor ve ülkesine dönüyor. Ve o arada ABD'nin ülkede yapmış olduğu katil durumdan yararlanıp hükümeti ele geçiriyor. Ve sonrasında 4 yıllık bir katliam süreci başlıyor. 2,5 milyona yakın insanın öldüğü söyleniyor. Sene 79 olduğunda Vietnam buraya bir birlik yolluyor. 100 bin Vietnam askeri buraya bir hafta içerisinde Kızıl Kımerlerden, yani o liderden kurtarıyor. O adam Çin'e kaçıp sığınıyor. Daha sonra ülkesine dönme çabası oluyor. Daha sonra tekrar kovuluyor derken kendi partisi onlar 10 yıl 15 yıl sonra o adamı yargılayıp cezasını veriyor ve yakalama emri çıkartıyor. Bu arada bu adam Çin'de yanılmıyorsam ev hapsinde ve yakalama kararı, yani ülkeye getirilme kararı çıkartılıyor. Ülkede cezasını çekecekken bu karardan bir gün sonra ölüyor. İlginç bir tesadüf. Ama bu olay ta 1999 yılını buluyor. Yani 79 yılına kadar, 75-79 yılına kadar katliam yapan bir adamın yargılanması, suçlu bulunması tam 20 sene sürüyor. Tabii dış güçler bu adamın suçlu olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Niye? Çünkü bu işin içerisinde onların da parmağı var. Sonuç olarak bu ülkede böyle bir katliam yapılmış. Bu ülkeye hiç yoktan yere yağan bomba sayısı Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda attığı bombadan daha fazla. Ve Kamboçya bir savaşta değil aslında. İlginç bir durum. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de bilgilenmişsinizdir. Ben çok etkilendim. Çocuklara çok üzüldüm ya. Gerçekten yani 10-12 yaşlarında, hatta bazı çocukların elbiseleri çok ufak ama o çocuklarla ilgili müzelerde resim yoktu ama internette o çocuklarla da ilgili resimler var. 3-5-7 yaşlarında çocuklara neler yapmışlar. Akıl sır alır gibi değil. Öyle inşallah bundan sonra dünyamız daha huzurlu ve daha mutlu olur. Hayırlısını diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.